Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toplanan örfi vergilerden biri değildir? Örfi, gelenek ve göreneklere dair vergiler, bir de dine dayalı şer'i vergiler vardır. Biz burada örfi olmayan vergi arıyoruz. Çift bozan vergisi, ee, toprağını iki yıl üst üste ekmeyenden alınan bir vergidir ve örfi bir vergidir. Bac vergisi pazar vergisidir, örfidir. İmdadı seferiye, seferiye çıkmadan önce askeri anlamda eksikleri tamamlamak için halktan toplanan bir vergidir, örfidir. Avarız olağanüstü durumlarda toplanan bir vergidir, yine örfidir. Ancak anam Küçük baş hayvan vergisidir ve örfi vergi grubu içerisinde yer almaz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde ilk kez halifeliği siyasi bir güç olarak kullanmıştır? Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'nda şöyle bir ifade kullanmıştır. Kırım'a bağımsızlık verilecek ancak halkı halifeye bağlı kalacak. Burada amaç halkı halifeye bağlı bırakarak aslında o bölgenin asimile olmasını engellemek ve belki ileride oraları geri alabilmektir. Dolayısıyla halkı halifeye bağlı kalacaktır ifadesiyle halifelik siyasi bir güç olarak kullanılmıştır. Bu da ilk kez yaşandığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. İkinci kez Trablusgarp Savaşı'nda yine yaşanmıştır. Trablusgarp kaybedilirken halkı halifeye bağlı bırakılmıştır. Ama burada ilk kez sorduğu için ikincisi Uşyantlaşması. Biz birinci yarıyoruz. Cevabımız bu nedenle küçük kaynarca antlaşması yani A seçeneği olmalıdır. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler ile ilgili verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 1570 yılında Kıbrıs alınınca Haçlılar 1571'de İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Yunan isyanı sırasında 1827 yılında Navarin'de yine Osmanlı donanması yakılmıştır. Çeşme bozgunu ise Ruslar tarafından 1770'te Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılmasıyla sonuçlanmıştır. Sinop ise Kırım Savaşı sırasında 1853 yılında yine Ruslar Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Evet bunları sıralamaya koyduğumuzda cevabın 1 3 2 ve 4 olması gerekmektedir. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Ay ve güneş yılına dayalı takvimleri bulan ve kullanan ilk uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Ay takvimini kullanan ilk uygarlık Sümerler'dir. Güneş takvimini kullanan ilk uygarlıkta Mısırlılar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı sırasıyla Sümer ve Mısır'ın doğru yer aldığı C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir. Orta Asya kültür merkezleri Andronova, Anav, Karasuk, Tagar, Afanesyova gibi kültür bölgeleridir. Ancak burada verilen Çatalhöyük Orta Asya'da yer alan bir kültür merkezi değil, Anadolu'da yer alan bir yerleşim bölgesidir ve Konya'da yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 840-1212 yılları arasında hüküm süren Karahanlıların genel özellikleri arasında yer almaz? İlk Türk İslam eserlerini kaleme almaları. Evet doğrudur. Divan-ı Lügati Türk, divan Hikmet, Atabetül Hakayık, Kutatgu Bilik gibi ilk Türk İslam eserleri Karahanlılar döneminde kaleme alınmıştır. A seçeneğine ulaşılabilir. B seçeneği Medreseler kurarak eğitim öğretime önem vermeleri, burslu eğitim sistemini başlatmışlardır. B seçeneğine de ulaşılabilir. Ribat adı verilen kervansaraylar inşa etmeleri Karahanlılara ait bir özelliktir. Ticaretle uğraştıklarının da kanıtıdır. Geleneksel Türk devlet teşkilatlanmasını devam ettirmeleri doğru. İkili teşkilatı uygulamaları, yöneticilerine Han, Hakan, Kağan gibi ünvanlar vermeleri, Orta Asya'dan beri devam eden uygulamaları, geleneksel Türk devlet teşkilatlanmasını devam ettirdiklerinin kanıtıdır. Ancak resmi dil olarak Farsçayı benimsememişlerdir. Karahanlılar son derece milliyetçidir ve de Farsçayı değil, resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır. E seçeneği Karahanlılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır? A seçeneği Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'nde başkan olması diyor. Bu temsil heyetinin bir başarısı değil, Mustafa Kemal'in bir başarısıdır. B seçeneği Elazığ Valisi Ali Galip'in Sivas Kongresi'ni engelleyememesi. Bu yine askeri anlamdaki bir başarıdır. İlk siyasi başarı olarak gösterilemez. Damat Ferit Paşa'nın Sadrazamlıktan istifa etmesi evet temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır. Sivas Kongresi'ni engellemek istemişler, başarılı olamamışlar ve Damat Ferit Paşa Sadrazamlıktan istifa etmiş. İstifa etmesinin nedeni temsil heyetinin Sivas Kongresi'ni toplamayı başarabilmesi. Bu durumda temsil heyetinin yani kongreyi toplayan heyetin ilk siyasi başarısı olarak gösterilebilir. Sorumuzun da bu nedenle doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. TBMM aşağıdaki devletlerden hangisinin ara buluculuk yapmasıyla 1. İnönü Savaşı sonrasında toplanan Londra konferansına doğrudan davet edilmiştir. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aslında 1. İnönü Savaşı'na davet etmiyorlar. Direkt itilaf devletleri Padişahı İstanbul Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet ediyorlar. Tabi TBMM hükümeti de diyor ki biz direkt davet edilmedikçe bu konferansa katılmayız. Bunun üzerine İtalya arabuluculuk yapıyor ve İtalyan'ın da arabuluculuğuyla TBMM hükümeti de Londra Konferansı'na çağrılıyor. İki tarafın birden yani hem İstanbul hükümetinin hem de TBMM hükümetinin çağrılma nedeni ikilik çıkarmak ve de Sevr'i imzalatmak. Tabii ki bu gerçekleşmiyor ama burada bize arabuluculuk yapan devlet sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı İtalya yani A seçeneği oluyor. 22 Haziran 1941'de Barbaros Harekatı ile Almanya hangi ülkeye karşı saldırıya geçmiş ve başarısız olmuştur? Barbaros Harekatı Almanya'nın SSCB üzerine yani Rusya üzerine düzenlediği bir saldırıdır ve bu saldırı Almanlar için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmeler ve sonrasında başlayan demokratikleşme çabaları eşleştirmesinde soru işaretiyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Mısır sorunu. Osmanlı Devleti Mısır sorunu sırasında İngilizlerin desteğini de alabilmek için tanzimat fermanını yayınlamıştır. Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'na azınlıklarla ilgili bir madde konulmasını engellemek için ıslahat fermanı yayınlanmıştır. Tersane konferansında İngilizler ve Ruslar Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda görüşmüşler ve Osmanlı devleti buna engel olabilmek için birinci meşruiyeti ilan etmiştir. Reval görüşmelerinde İngilizler ve Ruslar yeniden bir araya gelmişler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 2. Meşruiyeti ilan etmiştir. Ancak Senedi İttifak Mısır sorunu, Kırım Savaşı, Tersane Konferansı ya da Reval görüşmeleriyle ilişkilendirilemez. Senedi İttifak iç meselemizdir. 2. Mahmut ile Ayanlar arasında, Toprak Ağları arasında yapılmış olan bir sözleşmedir. Padişah ilk kez kendi elleriyle yetkilerini kısıtlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle birlikte hareket etmeleri aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin önemini yitirdiğinin kanıtıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Halifesi Cihat çağrısında bulunmuştur. Müslüman Arapları kendisine destek olmaya çağırmıştır. Ancak Araplar halifenin sözünü dinlememişler ve İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Bu durum ümmetçiliğin yani İslam birliğinin önemini de kaybettiğinin kanıtı olmuştur. Yani bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yakın gelecekte dünyanın ekonomik yapısının sanayi toplumundan bilgi toplumuna döneceği düşünülmektedir. Bu yüzden ülkeler geleceklerini bilgi toplumuna göre şekillendirmeye çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu hedefi gözeten ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapısına ait özelliklerden biri değildir? a insan ve bilgi sermayesini ön plana çıkarır. Çünkü bilgi toplumunda bu önemli. Üretimi kas gücüne bağlı değil, makinelere bağlıdır. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Başka ülkelerden yetişmiş uzmanları ülkesine davet eder. Özellikle beyin göçü gibi durumlarda burada öne çıkıyor. Bilgi ve teknoloji üretimine e, tabii ki önem veriyor dünyanın tamamını pazar alanı olarak tanımlıyor. Yani daha çok küresel ölçekte dikkate alınmakta. Dediğimiz gibi yakın gelecekteki bilgi toplumu ve ekonomik yapı olarak daha çok makinelerle birlikte üretim B şıkkının yanlış olmasına sebep oldu ve doğru cevap olarak dikkate aldık. Köy, idari sınırları içerisinde yer alan ve köye bağlı olan yerleşmelere köyden küçük kırsal yerleşme denir. Bu tür yerleşmelerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Devlet tarafından toprağa olmayan ailelere devlet arazilerinin verilmesi ki bu alanlara kurulan köy altı yerleşmeleri dikkate alınıyor. Yer şekillerinin engebeli olması sonucu tarım alanlarının dar olması, insanların burada geçinemeyerek başka yerlerde de yine ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi. Tarım arazilerinin yerleşmelere uzak olması sonucu o alanlara yine evlerin yapılması ve bu yerleşmelerin ortaya çıkması, aile içi anlaşmazlıklar, bağımsız yaşama isteği gibi durumlar etkili olmaktadır. Kırdan kente doğru olan göçlerin artması bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında bir sebep olamaz. Çünkü kırdan kente göç ediyorsa orada kimse kalmıyorsa bu yerleşmeler zaten e, yok olacak ya da ortadan kalkacaktır. Bu da bunun kurulma sebebi olmuyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız. Aşağıda bir biyoma ait bazı özellikler verilmiştir. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde düşük sıcaklık şartlarının hakim olduğu alanlarda görülür. Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardan ve alpin çayırlardan oluşur. Başlıca hayvan türleri dağ keçisi, tibet öküzü, kartal, kar tavşanı, kurt ve kar parsıdır. Bu biyom ülkelerinden hangilerinde görülür? Libya, Hollanda gibi ülkeler düzlük alanlardır. O yüzden bu alanlarda düşük sıcaklığın hakim olduğu, özellikle yükseltinin fazla olduğu alanlara örnek veremeyiz. İğne yapraklı ormanlar genelde soğuk iklim şartlarında, yüksek kesimlerde karşımıza çıkmaktadır. Dağ biyomları dediği için özellikle Hindistan'daki Himalayalar, kuzeyinde bulunan Şili'deki Ant Dağları burada dağ biyomuna örnek verebilecek alanlardır. O yüzden 1 ve 2'yi aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde canlıların beslenmesi için enerji üretilen üreticiler daha fazladır? Yani özellikle üreticiler dediğinde biz bitkileri dikkate alıyoruz. Buna göre bir e, kutup bölgesine yakın olduğu için bitki örtüsü oldukça cılız. 3 sahra çölü olduğu için çöllerde bitki örtüsü cılız. 5'te yine Victoria gibi çöllerin bulunduğunu ve burada da bitki örtüsünün cılız olduğunu söyleyebiliriz. 2. Amazon havzası ki tropikal yağmur ormanları, balta girmemiş ormanlar, bitki örtüsü oldukça gür. 4 de Muson Asyası. Yine yağış e tabii ki diğer alanlara göre daha fazla ve 2 ve 4'ü dikkate alarak doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Turizm faaliyetleri ekonomik yapının, ekolojik dengenin, uluslararası ilişkilerin ayrıca sosyal ve kültürel özelliklerin gelişmesine büyük katkı sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi turizmin ekolojik yani doğal çevrede baktığımızda dengeyi etkilediğine örnek gösterilebilir. Ülkeler arasında hoşgörü ortamının sağlanması sosyal ve kültürel özellikler arasında sayılabilir. Ülkeye döviz girdisini sağlaması ekonomik. Doğal ve kültürel çevre ki ekoloji zaten çevreydi. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Dil öğrenme isteği sosyal kültürel. Ülkeler arasında sosyal-siyasal yaklaşımlar tabii ki yine aynı şekilde sosyal kısımda da değerlendirilebiliyor dediğimiz gibi C şıkkı doğru cevabımız oldu. İlk defa Avrupa kıtasında başlayan sanayi faaliyetlerinin günümüzde Çin, Hindistan gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kaydığı görülmektedir. Buna göre sanayi faaliyetlerinin bu şekilde yer değiştirmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın en fazla nüfusa sahip alanlar arasında Çin, Hindistan e, gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkeleri bulunmaktadır. Buna göre burada çok fazla insan olduğu için ucuz iş gücü söz konusu üretim maliyetlerini düşürüyor. Bu yüzden birçok sanayi tesisi ya da marka ya da firma bu alana yatırım yapıyor. O yüzden doğru cevabımız ucuz iş gücü bulmadır. Ulaşım imkanları sadece bu ülkelerde gelişmemiş. Enerji sadece bu ülkelerde yok ama dediğimiz gibi özellikle bu ülkelerde daha fazla nüfus ve çalışabilecek insan söz konusu. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler gösterilmiştir. Bu faaliyetlerden hangisinin yer seçiminde öncelikli olarak pazara yakınlık dikkate alınmıştır? Ki tüketimin fazla olmasına bağlı olarak kümes hayvancılığının yapıldığı yerler e, özellikle pazara yakın, tüketimin fazla olduğu yerlerdir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Arıcılıkta daha çok bitki örtüsü, büyükbaş hayvancılığın bu alanda yapılması ki meralarda yapılıyor, daha çok çayırlara bağlı. Koyun yetiştiriciliği daha çok bozkırlara bağlı o alanda kıl keçisi yetiştiriciliği dağlık olması ve maki gibi türler yani bu pazara yakınlık durumu değil. Oradaki doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşmiş bazı ya da ortaya çıkan bazı hayvancılık türleri. Ama kümes hayvancılığında direkt tüketim pazar olduğu için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda verilen turizm mekanlarından hangileri aynı il sınırları içerisinde yer alır? Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Efes antik kentini İzmir olarak dikkate alıyoruz. Bergama yine İzmir'de bulunuyor. İzmir olarak dikkate aldık. Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis antik kenti ise Denizli'de yer almakta. Buna göre iki merkezimiz İzmir'de yer aldığı için Efes antik kenti, Bergama çok katmanlı peyzaj alanı. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen uluslararası sözleşmelerden hangilerinin temel amacı küresel iklim değişimini engellemektir? Ramsar Sözleşmesi İran'ın Ramsar kentinde imzalanmış sulak alanları koruma projesidir. Yani temel iklim e, değişikliği bunun e, temelinde yatmamakta. Bunun yanında Kyoto Protokolü özellikle e, küresel anlamda e, baktığımızda sera gazları salınımı gibi, karbon salınımı gibi durumları dikkate aldığı için temel amacı küresel iklim değişimi. Rotterdam Sözleşmesi bazı kimyasallarla alakalı. O yüzden onu da eleyebiliriz. Paris Antlaşması yine aynı şekilde küresel iklim değişikliği ile alakalı ve bununla alakalı bazı önlemleri öngören bir sözleşmedir. O yüzden 2 ve 4'ü aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı çatışma bölgelerinin yerleri gösterilmiştir. Bu çatışmaların yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Nijerya, petrol gibi önemli yeraltı kaynakları, Irak petrol, Afganistan'da baktığımızda petrol kaynakları yani bu ülkelerin olduğu yerlerde zengin yeraltı kaynakları var. O yüzden buradaki petrol, enerji kaynaklarının paylaşım ve dağıtımı konusunda sıkıntı oluşturduğu için sıcak çatışma bölgeleri sürekli sorun çıkan alanlar arasındadır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Sanayi devrimi ile birlikte Doğa, insanların her anlamda yararlanabileceği bir kaynak olarak görülmüş ve her türlü çevre sorununun teknoloji yardımı ile çözülebileceği düşünülmüştür. Ancak gelinen son durumda doğal kaynakların tükenebileceği anlaşılmış ve ülkeler doğaya uyumlu olan sürdürülebilir kalkınma modelini uygulamaya başlamıştır. Buna göre ülkelerinden hangilerinde bu kalkınma modeline daha fazla uyulmaktadır? Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma modeli öne çıkmakta. Ki Bangladeş gelişmiş bir ülke değil. Kamerun yine aynı şekilde gelişmiş bir ülke değil. Ama Norveç ve Avustralya özellikle bulunduğu alandaki doğal kaynakları daha akılcıl bir şekilde kullanma, gelecek nesillere aktarma yönünde çalışmaların yapıldığı önemli iki ülkedir. O yüzden doğru cevabımız 3 ve 4 E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Bu soru aydınlanma felsefesiyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi aydınlanma felsefesinin özelliklerinden biri değildir. Sevgili arkadaşım aydınlanma felsefesini gördüğün her yerde mutlaka ama mutlaka aklına gelmesi gereken şey akıl olsun. Yanına bilimi koyabilirsin, felsefeyi de koyabilirsin ama dini koyamasın çünkü dini nerede bıraktık? Ortaçağ felsefesine bıraktık. Şimdi parçamıza bakalım. Diyor ki, aydınlanma felsefesi Kant'ın deyimiyle insanın aklını kullanma cesareti göstermesidir. Aklını yeniden kullanma cesareti gösteren bireyin yaşamını yeniden düzenlemesini sağlayacak bir temel üzerine inşa edilen hem düşüncenin hem de toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğradığı bir süreci ifade etmektedir. Yani aydınlanma felsefesi aklın merkeze alındığı toplumsal değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönemdir. Bakalım hangisi aydınlanma felsefesinin bir özelliği değildir? Düşünce özgürlüğü desteklenmiş midir? Kesinlikle evet. Aydın yazarlar sınıfı diye bir sınıf oluşmuş mudur? Evet hocam. Peki düşünce tarihi üzerinde Rönesans kadar etkili olmamış mıdır? Rönesans'tan daha fazla etkili olmuştur. Hatta günümüzde de etkileri vardır hocam. Etkilerini görmekteyiz. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Peki bilginin doğasına yönelik bir sorgulama var mı? Var hocam. Siyaset ahlak konularına odaklanan düşünceler ortaya çıkmış mıdır? Çıkmıştır. O halde cevabımız C şıkkıdır. Bu soru algıda seçicilikle ilgili bir soru. Bize sorulan şey parçadaki algıda seçicilik örneği aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir parçamıza bakalım. Yaşadığı şehir olan Edirne'den ayrılıp İstanbul'da çalışmaya başlayan Selim şehrin en kalabalık caddesine dolaşırken yüzlerce kişi arasından lise arkadaşı olan Umut'u fark etmiş. Bu durum Algıda seçicilik örneğidir. Bak yüzlerce kişi arasından daha önce tanıdığı, bildiği kişiyi fark etmeye algıda seçicilik diyoruz. Zaten algıda seçicilikte yüzlerce durum var hocam. Mesela şu an sen şuradaki Y kelimesini ya da YKS kelimesini herkesten önce e, ne yaparsın? Algılarsın. Çünkü senin ilgin, ihtiyacın ya da e, seçiciliğin buna yöneliktir. Şimdi algıla seçicilik dediğimiz şey de budur hocam. Bakalım şimdi hareketli bir uyarıcı var mı? Yok hocam. Ortamda farklı bir uyarıcı var. Evet hocam yüzlerce kişi var. Hayır arkadaşım ortamda diyelim ki hepsi aynı olsaydı biri farklı olsaydı ondan dolayı hemen bu algılanmış olsaydı buna gidebilirdik. Ama burada yüzlerce insan var ve bu insanlardan biri hemen fark ediliyor. Aramamız gereken durum bu hocam. Şimdi bakalım. Uyarıcının şiddeti var mı? Mesela arkadaşı Umut, "Hey, hey, hey, ben buradayım." diyor mu? Hayır hocam. Peki tekrar eden bir uyarıcı var mı? Yok hocam. Peki önceden bilinen uyarıcılar diğerlerinden önce algılanır mı? Kesinlikle öyle hocam. Umudu önceden biliyor mu? Biliyor. O yüzlerce insan arasında hemen fark etmesinin sebebi bu mudur? Evet. Tanıdığımız nesne, tanıdığımız kişileri öncelikle algılarız. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu sorumuzda bir deney yapılmış. Biz de bu deneyin sonucuna bakarak aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir onu bulacağız. Diyor ki: "Tiron farklı kalıtsal özelliklere sahip ancak aynı çevrede yetişen fareleri labirentin olduğu bir kaba koyar ve gözlem yapmaya başlar." Labirentten çabuk çıkan fareleri ve geç çıkanları ayırarak farklı kablara koyar ve kendi aralarındaki farelerle çiftleşmesini sağlar. Ne yaptık hocam? İki farklı kap ayarladık mı? Ayarladık. Çabuk çıkanları buraya koyduk. Geç çıkanları buraya koyduk. Aralarında çiftleşmesini sağladık mı? Sağladık. Bakalım nasıl bir sonuç elde etmişiz? Baktığımız sonuca göre çabuk çıkan farelerin yavruları da çabuk çıkmakta, geç çıkanların değerli arkadaşım yavruları da geç çıkmakta. O halde burada elde edeceğimiz sonuç nedir? Kalıtsal olarak anne babadan gelen genler bireyin özelliklerini belirlemektedir. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı çevre koşulları davranış üzerinde etkili midir? Etkilidir. Peki burada çevrenin etkisi mi vurgulandı? Hayır aynı çevreden bahsettiğimize göre eleyebiliriz. Öğrenme etkileyen faktörler anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Öğrenmede kalıtımın yani doğuştan getirdiğimiz özelliklerin etkisi önemli midir? Önemlidir. Cevap da C şıkkıdır. Bu soru 20. yüzyıl felsefesindeki problemlerle ilgili bir soru. Bakalım parçada 20. yüzyıl felsefesinin hangi probleminden bahsedilmiştir? Diyor ki Viyana çevresi olarak bilinen mantıkçı pozitivistlere göre bilginin bilimselliği gözlenebilir olgu durumlarına dayanan basit mantıksal önermelerle kurulmasına bağlıdır. Olgu dünyasında bir karşıtı olmayan ifadelerin diğerlerinden ayrılması gerektiğini savunan mantıkçı pozitivistler, doğrulanması mümkün olmayan önermelerin anlamsız olduğunu söylüyorlar. Öncelikle anlamlı önermeleri yazmak isterim sevgili arkadaşım. Nedir bunlar? Gözlenebilen, deneye tabi tutulabilen kanıtlanabilen somut ifadelerdir hocam. Mesela bakırın ne olduğunu, suyun kaç derecede kaynadığını ya da somut başka bir olayı biz gözlemleyebiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz ya da yanlışlayabiliyoruz. O halde bunlar anlamlıdır. Peki bana söyler misin? Meleği herhangi bir deney odasına alabilir misin? Tanrı'yı gördün mü sen bugüne kadar somut olarak? Hayır. Ya da ölümsüzlük dediğimiz şey somut mudur? Hayır hocam bu dediğimiz şeyler soyut, gözlenebilir ya da deneye tabi tutulabilir şeyler değildir. E o halde bunlar metafizikle ilgili midir? Evet o halde bu problem nedir? Metafizik bilgi problemidir sevgili arkadaşım. Metafizik bilgi problemini tartışan en önemli yaklaşım zaten mantıkçı pozitivizmdir. Cevap da B şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir sanat kuramı sorulmuş. Bakalım hangi sanat kuramı sorulmuş? Soru köküne baktığımızda diyor ki aşağıdaki sanat kuramlarından hangisi anlatılırken bu hikayeden faydalanabilir, yararlanabilir bakalım. Anlatılanlara göre M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan ressam Zeukis elinde üzüm tutan bir çocuk resmeder. Resimdeki üzümler o kadar gerçekçidir ki burası benim için çok önemli. Kuşlar resmin üstüne konup üzümleri gagalamaya başlarlar. O kadar gerçekçi çizmiş.'' dostları Zeuxis'in överken bu olayları anlatırlar. Yani onun bu resmini anlatırlar. Onun nasıl büyük bir ressam olduğunu söylerler. Oysa Zeuxis bu sözleri dinlerken üzülmektedir. Ressamın bu duygusunu fark eden bir dostu neden övgüler karşısında sevinmediğini sorar. Zeuxis der ki: "Çocuğun resmini daha iyi yapmış olsaydım kuşlar ondan korkar, üzüm yemeye kalkmazlardı." Yani evet ben üzümleri çok güzel resmettim de olduğu gibi resmettim de kuşlar o yüzden onu üzüm olarak zannediyorlar da ama çocuğu istenilen şekilde yani olduğu gibi yansıtamadım. Yansıtmış olsaydım kuşlar çocuktan korkabilirdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım burada bir olduğu gibi yansıtamam var. Üzümü olduğu gibi yansıtmış, çocuğu olduğu gibi yansıtamamış taklit edememiş. Dolayısıyla burada yansıtmacı kuram var. Yani birebir aynısını yansıtıyorsak, birebir aynısını taklit ediyorsak gideceğimiz sanat kuramı hangisidir? Yansıtmacı kuramdır. Peki başka bir şey söyleyelim. Eğer yaratmadan bahsetseydi nereye giderdik? O da çok önemli bir kuram. Dışa vurumcu kurama gidecektik. Bu da ekstra bilgi olsun. Cevabımız A şıkkıdır. Bu soru toplumsal sapma ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir bakalım. Toplumsal sapma, toplumun kabul ettiği normlardan sapma veya bu normlara aykırı davranışlar sergileme olarak tanımlanır olumsuz örnekler genellikle yasa dışı veya ahlaki olarak kabul edilmeyen davranışları içerebilir. Örneğin ehliyette sahip olmadan araç kullanmak, okul kuralları ve toplumsal değerleri yok sayarak sınıf arkadaşlarına zorbalık yapmak birer sapmadır. Biz bu sapmaya ne diyoruz bu arada? Olumsuz sapma diyoruz. Şuraya yazalım sevgili arkadaşım. Peki devam edelim. Ancak bazı durumlarda toplumsal sapma mevcut normları sorgulama, yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkması ve toplumsal gelişimin, değişimin başlaması için fırsat olabilir. Örneğin Galileo'nun dünyanın güneş etrafında döndüğünü öne sürmesi, bu düşüncenin dini otoritelerin kabul ettiği düşünceye aykırı olması da bir sapmadır. Yani Galileo'nun Güneş merkezde dünya onun etrafında dönmektedir. Sözü bir sapma mıydı? Evet hocam bir sapmaydı. Zamanda kabul edilen değerler tarafından sapma olarak görülmüştür. Peki biz bugün bunu nasıl değerlendiriyoruz? Olumlu sapma olarak değerlendiriliyoruz. Peki demek ki iki türlü sapma mı var? Evet. Biri toplumun gelişimi için gerekli olan bir sapmadır. Biz buna olumlu sapma diyoruz. Biri de toplumun suç olarak gördüğü, onaylamadığı, ahlaki olarak da uygun olmayan davranışlardır. Biz buna olumsuz sapma diyoruz. Şimdi bir şıklara bakalım. A şıkkı toplumsal sapma bazı toplumlarda olumlu sonuçlar verir mi? Şimdi olumlu sapma bazen olumlu sonuçlar verebilir. Burada özellikle bazı toplumları karşılaştırmadığımız için bu şıkka gidemeyiz. Hangi toplumlar Mesela hangi toplumlarda olumlu sonuçlar verdiğine dair elimizde bilgi var mı? Yok. O yüzden bu şıkkı eliyorsun. Peki 5 şıkkına bakalım. Sapmanın etkileri zaman ve kültüre göre değişkenlik gösterebilir mi? Gösterebilir. Peki hangi kültüre göre değişkenlik gösterdiğine dair elimizde bilgi var mı? Yok hocam. Devam edelim. Toplumsal kontrol sağlamak için sapma davranışları engellemelidir. Vurgu buna mı yöneliktir? Hayır. Bazı sapmaların olumlu olduğu, bazı sapmaların olumsuz olduğu ve özellikle olumlu sapmaların toplumda yeniliği, değişimi ve gelişimi getirdiğine vurgu vardı. Ele gitsin. D şıkkına bakalım. Bazı durumlarda toplumsal sapma ilerleme için bir katalizör yani bir e, lokomotif görevi görür mü? Görür hocam. Çok güzel. Peki hangi davranışın sapma olduğu konusunda toplumlarda fikir birliği yok mudur? Görebildiğimiz kadarıyla fikir birliği vardır. Mesela örneğin ehliyeti olmadan araç kullanmak hemen hemen tüm toplumlarda üzerinde anlaşılmış bir sapmadır. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız ve bu parçadan çıkarılabilecek yargıyı bulacağız. Hadi bakalım. Diyor ki bugün araçlarımızda kullandığımız önemli güvenlik donanımlarından olan 3 noktalı emniyet kemeri bir otomotiv firması tarafından üretilmiş ve ne yapılmış hocam? Patente alınmıştır. Bu firma sektörde onu öne çıkaracak, rakiplerini geride bırakmasını sağlayacak bu icadı açık patent halinde olarak ne yapmış? isteyen tüm otomotiv firmalarının bu icattan ücretsiz olarak yararlanmasının önünü açmıştır hocam. Bu sayede rakip firmalara ekonomik bir yük oluşturmayan bu icadı tüm araçlarında kullanmaya başlamış milyonlarca insan bu donanım sayesinde güvenli bir şekilde yolculuk yapmıştır. Yani kişi her şeyi paraya bağlamamıştır. Genelde her şeyi firmalar ne yaparlar? Paraya bağlılar ama kişi bu patenti açık bir şekilde, ücretsiz bir şekilde herkesin kullanımına sunmuş. Bu şekilde bizler güvenli yolculuk yapmaya başlamışız. E, o halde şunu söyleyebilir miyiz? Etik değerler burada rekabetin üstünde, paranın üstünde bir değer olarak görülmüş. Şaşırtıcı bir şekilde hocam. Peki rekabet bazı sektörlerde güçlü değildir, Otomotivde güçlü değil midir? çok güçlüdür bu olmaz hocam peki otomotiv sektöründe işbirliği rekabete baskı mıdır burada işbirliğinin daha baskın olduğunu rekabetin az olduğunu söyleyemeyiz genelde rekabet daha baskındır hocam Peki patente alınmış icatlar yüksek kalitede üretilebilir mi? Üretilebilir vurgu buraya yönelik değildir hocam. Sektörde rekabetin olmaması, sektörde rekabetin olmamasına dair elimizde bir şey yok. Hele otomotiv sektörü önemli bir rekabet alanına sahiptir. Cevap A şıkkıdır. Bu soru savunma mekanizmalarıyla ilgili bir soru. Bakalım parçada vurgulanmayan, örneği olmayan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki bir kitap yayınlamak isteyen Elif yazılarını birçok yayın evine göndermesine rağmen hiçbirinden olumlu yanıt almaz. Yazılarının talep görmemesi karşısında kendini koruması ve kendine inancını sürdürmesi için bazı savunma mekanizmalarına başvurması doğaldır. Hocam buraya kadar herhangi bir savunma mekanizmasından bahsetmedik. Sadece savunma mekanizmasına başvurmamızın önemli olduğunu kişinin kendi benliğini koruması için gerekli olduğuna vurgu yaptık. Bu saatten sonra şimdi aşağıdaki savunma mekanizmalarından bazılarına vurgu yapacağız. Bazılarının örneğini vereceğiz. Diyor ki örneğin pek çok ünlü yazarın daha önceleri reddedildiğini ve kendisinin de ünlü bir yazar olacağını düşünebilir. Burada hangi savunma mekanizmasına başvurdu? Yani ne yaptı? Hayal kurdu. Daha önce bu dahiler de reddedilmişti. Bir gün benim değerimi anlayacaklar. Hayal kurdu. Yani tatlı limon yaptı. Yani kendini hayal aleminde gördü. Bir gün ünlü olacağım dedi. Ben de onlar gibi olacağım. Zamanı geldiğinde yayın evleri beni red etmişti. Ama ben ısrarla, kararlılıkla bu günlere geldim diye kendine hayaller kurdu. Ne güzel ya resmen hayalini yaşadık. O halde polyanacılığı eleyelim hocam. Sonra yayıncıların onun edebi tarzını anlayacak derinlikte olmadığını savundu. Suçlama var mı? var. Yani suçlama e, kendinde var olan eksikliği başka birilerinin üzerine atma şekli mi oldu? Evet hocam. O halde yansıtma yaptı. Devam edelim. Diyor ki kitabın basılmamasının daha iyi olduğunu, aynı başarıyı sürdürmek için fazlasıyla stres yaşayacağını söyleyebilir. Yani ne yaptı? Ya iyi ki basılmadı dedi. Halbuki düşündüğü şey keşke basılsa, değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyor? karşıt bir tepki yani düşündüğü duygunun tam tersinde davranıyor. Keşke bassaydı diyor ama şimdi iyi ki basılmadı diyor. Düşündüğünün tam tersi hareket ettiği için karşı tepki geliştirdi. Devam edelim. Yaşadığı olumsuz duygular sebebiyle çocukluğunda olduğu gibi tırnak yemeye başladı. Yani bulunduğu gelişim aşamasından bir önceki aşamaya gitti mi? Gitti. Biz buna ne diyoruz? Gerileme diyoruz. O halde inkar yoktur. Cevap da B şıkkıdır. Bu soru toplumsal hareketlikle ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamaya örnek olarak gösterilmez açıklamaya bakalım. Diyor ki toplumsal hareketlik bireylerin veya grupların sosyal statülerindeki değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler genellikle eğitim, meslek, gelir düzeyi ve sosyal sınıf gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir toplumsal hareketlik bireylerin eğitim ve yeteneklerine dayanarak sosyal statülerini değiştirmelerine izin verir ve bu da etkilidir bu da toplum için faydalıdır diyor. Mesela diyelim ki bir gencin yani köyde yaşayan bir gencin okuyarak YKS'de güzel bir başarı elde ederek doktor olmasını düşünelim ya da avukat olmasını düşünelim ya da ne diyelim mühendis olmasını düşünelim ya da bir bürokrat olmasını düşünelim ne yaptı sosyal statüsünü değiştirdiği, yaşam koşullarını değiştirdiği, işte toplumsal hareketlik bununla ilgilidir. Peki hocam hiç geriye doğru olmaz mı? Olur. Dikey hareketlikte örneğin zengin bir iş adamı iflas ederek bir işçi olabilir. Dolayısıyla geriye doğru olumsuz anlamda bir toplumsal hareketlik de olabilir. Şimdi bakalım A şıkkı köyde yaşayan bir ailenin kentte iş bulması ve daha iyi bir gelir elde etmesi bir toplumsal hareketlik örnek midir? Örnektir hocam. Peki bir terzinin hayatı boyunca aynı kasabada mesleğini yapması. Herhangi bir hareket yok hocam. Aynı kasabada, aynı köyde, aynı mekanda yaşamı boyunca aynı işi yapıyor. İşte bir hareketlik yok, yaşamda bir hareketlik yok. Sosyal hareketlik de daha doğrusu şöyle diyelim. E, sosyal e, statüsünde ve gelirinde herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu örnek olarak gösterilemez Peki bir ülkenin başka bir ülkeye göç eden bireylerinin daha iyi bakın daha iyi önemli bir anahtar kelimedir. Daha iyi ekonomik fırsatlar arayarak yeni bir yerde yaşamaya başlaması örnektir hocam. Bir işçinin iş değiştirerek daha iyi bakın daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma koşulları bir sosyal harekettir hocam. Bir kişinin miras veya aile varlığı sayesinde ekonomik olarak avantaj elde etmesi, daha iyi bir duruma gelmesi yine bir sosyal hareketliktir. Açıklamaya uygun bir örnektir ama 5 şıkkı değildir. Cevabımız 5 hakkıdır. Bu sorumuz sembolik mantıkta denetlemelerle ilgili bir soru ve verilen bir takım önermeler var. Bakalım bu önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle işlem yapmadan bu sorularla ilgili denetleme yapamayız. Denetlemeyi isterseniz doğruluk tablosunda yapalım. Öncelikle P ve Q'nun değerlerini yazmak zorundayız sevgili arkadaşım. Nedir? Şöyledir. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. da doğru, yanlış, doğru, yanlış. Yani bu standart hocam. P ile Q'nun değerlerini standart olarak yazdık. Sonra bakıyoruz ki değil ne var? P var hocam. Değil P'yi de hemen yapalım. Burası doğruysa, burası yanlış. Doğruysa yanlış, yanlışsa doğru. Yanlışsa doğru olur mu? Olur hocam. Daha sonra ne var? Değil Q var mı? Yok. Değil P veya e, Q var hocam. Şimdi yapalım. Burayla burasını yapacağız. Peki V ekseninde birleştirme yaptığımızda neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz. Her yanlışsa yanlış diğer tüm durumlarda doğrudur. O halde yanlış veya doğru doğrudur. Yanlış veya yanlış yanlış. Doğru veya doğru doğru. Doğru veya yanlış doğrudur hocam. Sonra neyi çözümleyeceğiz? En son olan önermemizi değil P ise Q'yu çözümleyeceğiz hocam. Peki ise'nin kuralı nedir? Birincisi doğru, ikincisi yanlışsa yanlış. Diğer tüm durumlarda doğrudur. O halde birinci olanı öncelikle yuvarlak içerisine alalım, unutmayalım. Yanlış ise doğru, doğrudur. Yanlış ise yanlış, doğrudur. Doğru ise doğru, doğrudur. Doğru ise yanlış, işte bu yanlıştır hocam. Şimdi mavi kalemimizi alalım. Şu iki önermeyi karşılaştıracağımızı unutmayalım. Bu önermeler birlikte tutarlı mıdır? Bakıyorum. Aynı satırda aynı doğruluk değerini, özür dilerim, doğru değerini almış mı? Evet. Aynı satırda doğru değeri aldıkları için birlikte tutarlıdır. Peki bu önermeler birlikte geçerli midir? Değildir. Çünkü hepsinin doğru değeri alması lazım. Burada yanlış değeri, burada da yanlış değeri almış. Geçerli değer almamış hocam. Peki önermeler birlikte tutarsız mıdır? Hayır birlikte tutarlıdır. Hem burada hem de burada görmekteyiz. Peki önermeler eşdeğer midir? Eşdeğer olabilmesi için aynı satırda, aynı sütunda aynı değerleri alması lazım. Bakalım doğru doğru, yanlış doğru. Bakın burada işler bozuldu. Eşdeğer değildir önermeler denetlenemez mi? Denetlenebilir. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir takım kavramlar sorulmuş. Verilen parçaya bakalım. Bakalım bu parçada hangi kavramların örneği bulunmamaktadır? Diyor ki doğanın tüm güzelliğiyle karşınızda durduğu, denizin ve ormanın buluştuğu cennet koy olan Selimiye'yi görmenizi öneririm. E vakit bulursak gideriz. Öncelikle bakalım hangi kavramlar var mesela? Tekil kavram var mı? Bakıyorum bazı, kimi, bir takım, bir kısmı gibi durumlar var mı? Yok hocam. O halde sen bir dur bakalım. Soyut kavram var mı? Var. Cennet soyut mudur? Soyuttur hocam. Peki tekil kavram var mı? E, Selimiye bir yer mi, Bir merkez mi? Evet. Tek olduğuna göre tekildir hocam. Kolektif kavram var mı? Var. Ormanın kendisi kolektiftir. Peki somut kavram? Mesela deniz olabilir. Evet hocam. O halde cevap şıkkıdır bu sorumuzda verilen bir takım bilgiler var. Biz de bu bilgilere bakacağız. Bakalım bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Diyor ki özelden genele doğru yapılan akıl yürütme tüme varım mıdır? Evet hocam tüme varımdır. Peki kedi kedidir ifadesi çelişmezlik ilkesine mi örnektir? Hayır. Hangi ilke örnektir? Özdeşliktir hocam ele gitsin. Peki bir önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı sebepsiz iddia edilir mi? Hayır ya bir sebebinin olması lazım ele gitsin. Bir şey kendisi dışında başka bir şeyle özdeş olamaz mı? Olamaz, doğrudur. Peki analoji tikelden tikele ulaşma biçiminde bir akıl yürütme midir? Yani özelden özele bir akıl yürütme midir? Evet hocam cevap 3 olacak yani cevabımız C şıkkıdır. bu parçada bahsedilenlerden aşağıdakilerden hangi alimdir? Alim soruyor bize. Bakalım hangi alimmiş? Evet diyor ki Müslüman alimler Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in bilme teşvik mesajlarının rehberliğini hem din bilimlerinde hem de pozitif ilimlerde önemli çalışmalar yapmıştır. Bu alimlerden biri Baltamius Baltamius'un astronomi kitabı olan Almagest'i eleştirerek kendi gözlemleri dayanarak güneşin doğuşunu ölçmüş ve yer kürenin çapını hesaplamıştır. Ancak Optik alanında önemli olan burası. Optik alanında da önemli çalışmalar yaparak ışığın kırılması ve yansımasının üzerinde ilk sistemli in ince, incelemeler yaptı, yapmıştır. Yani optik biliminin kurucusu kimdir diye soruyor. İbnül Heysem'dir. Yani bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Hey sen kimsin gözlerim görmüyor e, vesaire diye ben öyle kodlamıştım zamanında çalışırken. Bunu unutmayın tamam mı? Optik deyince direkt aklınıza İbnül Heysem gelsin cevabımız D seçeneği Evet soruya baktığımızda bizde bir paragraf vermiş ve bu paragrafla ilgili hangisi vurgulanmaktadır diyor gençler. Bakalım Kur'an-ı Kerim İslam dininin asıl kaynağıdır. Asıl kaynağı kimmiş? Kur'an-ı Kerim'miş. Ancak Kur'an bir ansiklopedi niteliği taşımadığı için her ayrıntıya sahip değildir. Örneğin kitapta bazı ibadetlerin yerini getirilmesi gerektiğini bahsedilmekte. Ancak bu ibadetleri nasıl gerçekleştireceği konusunda ayrıntı içermemektedir. İşte burada Hz. Muhammed'in teşri dediğimiz hüküm vericiliği devreye girmiş ve ibadet ibadetler onun yerine getirdiği gibi yapmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in mesela namaz kılın e, ayeti var, emri var. Nasıl namaz kılacağımızı biz nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz sünnetlerinden. Ameli sünnet adını verdiğimiz bu davranışlar İslam'ın ikinci kaynağı olarak kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed sünneti olmadan ibadet gereği gibi doğru gerçekleştirme mümkün gözükmemektedir. Yani İslam'daki kaynaklarımız bizim nedir? Kur'an-ı Kerim artı sünnettir. İkisi birliktedir her zaman. Hangisi vurgulanmaktadır diyor. Bakalım. Hz. Muhammed'e bağlı kalması kavak gibi ortaya çıkmış zaten sünnet neydi? Hz. Muhammed'in söz fiil ve takrirleriydi. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet ay bu parçayı da aşağıdakilerin hangisi söz edilmemiştir? Bakalım. Diyor ki Hristiyanlıkla ilgili sosyal medya kanalına bir video hazırlamak isteyen kullanıcı pazar günü bu ibadet mekanına gider. İbadet mekanı neydi hepimiz biliyoruz kilise bahsedilmiş. İçeriye girdiğinde insan topluluğu da orada olduğunu görür. Ee, İnsanları ibadet yerine getirmektedir. O o da ilgiyle onları izlemektedir. Ayin sırası insanların küçük ekmek parçaları içi şarap dolu bir kaseye batırıp yediklerini görmüştür. Bu neydi? Ev Haristiya. Ekmek şarap ayiniydi. Hazreti İsa ölmeden önceki yediği son akşam yemeğiydi unutmayın. Ayinin bitmesini beklerken bu mekanı inceleme fırsatı bulur. Mekanın pek çok yerinde ortak bir sembol bulunmaktadır. Neydi? Hepimizin bildiği haç. Peki İslam'ın sembolü ne diye soruyorum. Bilmiyorsunuz İslam'ın sembolü de hilaldir gençler unutmayın. E, camilerin baş, e, kubbelerin başında, binarelerin başında hilal sembolü bu yüzden vardır. Devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Evet mekan pek çok yerinde sembol bulunmaktadır. Matematiksel olarak artı yani haç işaretim şeklinde sembolü Hristiyanlık için önemli bir figürdür. Hz İsa'nın görseli adeta asılmıştı asılmış halde yerleştirilmiştir sakramentlerde onların önemli bayramları gibi düşünün önemli günleri ev arası ya da bunlardan biri tanesi teslis inancı nedir baba oğul kutsal ruh bir arada yani Allah Hz İsa ve Cebrail aleyhisselam onlar hepsi bir tanrıdır ve tanrının parçalarıdır onlara göre diye düşünüyorlar. Burada bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Tamamen bilgi sorusu cevabımız C seçeneği. Evet bakalım ne diyor hangisi bu zikir ve ibadetler esnasında yapılmaktadır bakalım Aleviler Aleviler deyince ne gelecek aklımıza Cem evleri Cem evinde bir araya gelir ve ibadet etmeye başlarlar. Kapılar açılır ve cem başlar. Kehribarlar dağıtılır, dualar yükselir, tezenin çalınır, semahlar dönülür, ilahlar ilahiler söylenir, manevi birlik ve coşku hissedilir. Kıble yönüne dönülür, dualar edilir. Sonunda cem sona erer, kapılar kapanır. Ancak bu topluluk için ibadet bitmez çünkü manevi yolculuk devam eder. Peki diyor, bu zikir ve ibadet esnasında ne yap bunlara ne denir aslında bundan bahsediyor. Musahiplik bakın musahiplik de çıkabilir. Yol kardeşliği de unutmayın. Alevilerde ve Bektaşilerde vardım. 12 hizmettir gençler. Buradaki hizmetlerin cem evinde olan hizmetlerin hepsi 12 tanedir. Buna da 12 hizmet denir. işte su tutan, işte temizleyen, işte dede falan filan. Cevabımız o yüzden Enis Hoca'nın E'si. Evet bakıyorum diyor ki bir paragraf vermiş anlatılmak istenen asıl anlatılmak isteneni soruyor bize bakalım. İslam'a inanan insan daima Allah tarafından izlendiğini ve yaptığı her şeyin karşılığı olduğunu bilmektedir. Evet devam ediyorum diyor ki ancak İslam'ın nisyan yani unutkan olarak tanımladığı insan Allah'ın onu kalbinin en derinliklerine kadar bildiği gerçeğini bazen unutmaktır değil mi? Allah'ın bizi izlediğini unutup günahlara bulaşıyoruz. İslam'da yer alan insanın övülmesine sebep olan bir, bir davranış biçimi vardır ki tam da bu durum çözümü olarak kabul görülebilir. İnsanda ibadetlerini ihsanla yapmasına istenir. Yani e, içten Allah'ı görüyormuşçasına yapılması istenir. Yani e, ibadetleri sanki Allah bizzat karşısındaymış. Onu görüyormuşçasına huşu ile tam teslimiyetle güzelce yerine getirilmesi istedir. Bunu yapabilen de Muhsin adı verilirmiş. Aranızda Muhsin ismi varsa. Evet hangisi Asıl anlatılmak istenen diyor. B seçeneğine baktığımızda gençler diyor ki insan Allah'ın gözetimini daima hatırlamalı ve İslam'a yakışır şekilde yerine getirmelidir. Yani Allah'ı unutmayın diyor. Bakın insan unutkandır. Allah'ı unutmayın diye ibadetlerini İslam'a yakışır şekilde Allah bizi görüyor görüyor. Biz de Allah görüyormuşçasına eee yerine getirmemiz gerektiğinden bahsediyor. O yüzden cevap Bursa'nın B'sidir. Evet soruya baktığımızda diyor ki gençler aşağıdakilerde yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım. İslam dünyasında rasathaneler yani gök bilim evleri çalışmalarının yapıldığı ve gözlemlerin gerçekleştirdiği merkezi olarak önemli bir rol almıştır. E, bu gök bilim rasathane çıktı unutmayın. İslam dünyasındaki rasathanelerin kurulmasının başlıca nedeni Kur'an'da gök bilimle ilgili pek çok ayet bulunması ve bu ayetlerin insanları gözlem yapmaya, evreni incelemeyi teşvik etmesinden dolayıdır. Yani e, mesela Buruç Suresi var değil mi? And olsun o yıldızlara ki diye başlıyor. İs bur o burçlara and olsun ki veya işte o gökyüzüne, o aya, o güneşe and olsun ki diye başlıyor pek çok sure. İslam medeniyeti bilim ve gök bilimi olarak büyük bir ilerleme kaydetmiş ve evrenin sırlarını çözmek için e, bu alanda birçok rasathane inşa etmiştir. İslam bilimleri, İslam alimleri de bu yolda ilerlemiştir. Bu durum zamanla İslam toplumları için takvim hesaplama namaz vakitlerini belirleme ve dini ibadetlerin zamanlamasını algılama sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir. Hangisi diyor çıkarılabilir, ulaşılabilir. Dini etkenlerde kurulan rastathaneler İslam'ın bilimsel anlamında katkı, gelişmesine katkı olmuştur. Yani aslında dini amaçla giriyorlar. Bir bakıyorlar ki takvim yapmışlar. Bilimsel amaçlı da doğrultuda da gelişmiştir. O yüzden cevabınız en sevdiğiniz hocanın S. Bu sorumuz ket vurma ile ilgili bir soru ve bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı tür bir ket vurmadır? Öncelikle ket vurma nedir? Unutmadır, bozmadır. Eski bilgiyi yeni bilgiyi unutturuyorsa, bozuyorsa ileriye doğru ket vurma vardır. Yine eski ve yeni yazalım. Yeni bilgi eski bilgiyi unutturuyorsa geriye doğru ket vurma vardır hocam. Şimdi bunların altını çizelim ve başlayalım. Adres değişikliği yapan birinin sorulduğunda eski adresini söylemesi. Eski ve yeni. Hangi adresini söyledi? Eski. O halde eski ileriyi yani yeniyi unutturdu mu? Evet. Buna ne diyoruz? İleri doğru ket vurma. 5 şıkkındayız. Yeni yılın ilk günlerinde eski yılın tarihinin atılması. Eskiyi yazdım. Yeni yazdım. Şimdi kişi hangi tarihi yazmış? Eski tarih yazmış. Yani eski yılı yazmış. 2024 yazacağına 2023 yazmış. O halde eski bilgi, yeni bilgi unutturdu mu? Evet. İleriye doğru ket vurma mı? Evet hocam. Peki değişen sınav sisteminin yeni adının değil de eski adını söylemesi. Eski adı, yeni adı, eski adını söyledi. O halde ileriye doğru ket vurma var hocam. İleri de yazalım. Bunların üçü ileri eleyebiliriz. Büyük ihtimalle biz geriye ket vurmayı bulacağız. Çünkü hepsi ileriye doğru ket vurma oldu. D şıkkına bakalım. Lise öğrencisinin yeni okul numarası yerine eski okul numarasını yani orta okul numarasını yazması. Eski, yeni. Hangi numara yazdı? Eski yazdı. İleriyi yani yeni unuttu mu? Unuttu. Burası da ileriye doğru ket vurmadır. Peki son olarak sipariş alan garsonun son söyleneni getirip x siparişi unutması. Eski yazalım, yeni yazalım. Hangisini hatırladı? Son siparişi hatırladı. Eskiyi unuttu. Demek ki geriye doğru ket vurma var. Cevap E şıkkıdır. Bu soru sosyalleşme ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez bakalım. Sosyalleşme bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürüne, normlarına, değerlerine, sosyal rollerine uyum sağlama sürecidir. Bu uyumun sağlanması bireyin topluma dahil olmasına, toplumun içinde var olmasına hizmet eder. Sosyalleşme süreci bireyin doğumundan itibaren başlar. Yaşam boyu devam eder. Sosyalleşme bireyin toplum içindeki yerini belirler. Ve kişisel kimlikle sosyal kimlik arasında denge kurmasını sağlar. Şimdi bakalım sosyalleşme Bireyin deneyimlerini içeren bir süreç midir? Evet hocam. Toplum kültürünü sosyalleşme yoluyla bireye aktarır mı? Aktarır hocam. Sosyalleşme bireyin içsel özelliklerini, yeteneklerini yok sayar mı? Saymaz hocam, yanlış olmuş. Peki toplum çeşitli yollarla bireyin kimliğini şekillendirir mi? Şekillendirir. Peki son olarak sosyalleşme toplumu var eden değerlerin korunmasına yardım eder mi? Eder hocam. Cevap net olarak C şıkkıdır. Bu soru Platon'un varlık görüşüyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak Platon'un varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Geometri öğrencileri tek sayı, çift sayı, çeşitli geometrik şekilleri, bir varsayım olarak kabul ederler. Matematikçiler bunları bilinir sayar ve bunlara kesin varsayımlar gözüyle bakarlar. Görünenin şekillerden yani görünen şekillerden yaralanırlar ve onlar hakkında konuşurlar. Oysa bu şekilleri değil başka şeyleri düşünüyorlardır. Yani kare şekli üzerine konuşuyorlar ama aslında kareyi konuşmuyorlar. Üçgen var ama aslında bunlar gerçek olan değildir. Bunlar dış dünyadaki kopyalardır. Asılları nerededir? İdealar dünyasındadır hocam yazalım ve devam edelim. Araştırmalarını çizdikleri şeyin hatırına değil asıl olan karenin asıl olan köşegenin hatırına yürütürler. Yani asıl tek var olan karenin tek var olan üçgenin tek var olan ve değişmeyen sayının uğruna yaparlar. Şimdi bakalım varlıklar maddi gerçekliğe mi sahiptir? Platon idealisttir, materyalist değildir, ele gitsin. Varlıkların ne olduğu, sahip oldukları şekillerde gizlidir. Yani bu karenin içinde mi gizlidir? Hayır hocam. Varlığın var olduğu kabul edilemez mi? Platon'a göre kabul edilir hocam. Gerçek varlık insan zihninde kavram olarak mı görülür? Yani idanın kendisi zihinsel midir? Bizim zihnimizde mi vardır? Kesinlikle öyle çünkü kendisi idealisttir. Peki varlığın ne olduğu biçimsel değerlendirmeyle anlaşılabilir mi? Hayır, cevap D şıkkıdır. Bu soru 15. ve 17. yüzyıl felsefesiyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey buna göre Halit öğretmen'in hangi öğrencinin yanıtını düzeltmesi beklenmektedir gerekmektedir diye sorulmuş. Bakalım. Şimdi ne yapmış hocamız? 15. ve 17. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerini anlatmış. Sonra öğrencilerden hatırladıklarını, hatırladıkları özelliği söylemelerini istemiş. Yani onları bir ne yapmış? Sorguya tabi tutmuş. Bakalım dinlemişler mi? Dinlememişler mi? Asıl demiş ki Sanatta yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Kilise düşünsel alandaki etkisini yitirmeye başlamış mıdır? Başlamıştır Bade. Aferin. Peki Cenk. Cenk'e bakalım. Tam da söyleyemedik. Cenk demiş ki antik Yunan öğretilerini içeren okullar açılmış mıdır? Açılmıştır. Aferin sana da. Demir, Batı dünyası İslam uygarlığına ait eserlere mesafeli olmuş mudur? Hayır. Zaten 15. ve 17. yüzyılı başlatan en önemli etken çevirilerdir. İslam dünyasına yapılan çevirilerdir. Demir dersi dinlememişsin canım benim. Peki Erdem'e bakalım. Felsefenin konusu yeniden doğa ve insan olmuş mudur? Olmuştur. Cevap D şıkkıdır. Bu soru tümel levetleme ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdaki önermelerden hangisi P ve Q şeklinde ifade edilebilir? Tümel evetleme dediğimiz V sembolü için bizim V'yi bulmamız lazım. Ya da hem hem de'yi bulabiliriz. D dayı bulabiliriz. Ya da virgülün kendisi de yeterlidir. Şimdi bir bakalım. Ali düzenli çalışmış ve başarılı olmuştur. Ali'nin düzenli çalışmasına P derim. Başarılı olmasına Q derim. Burada zaten V'dir. Aradığım cevap A hocam. Süper. Diğerlerine de bakalım. Lise bittikten sonra ya üniversiteye ya da mesleğe gidecek. Yani ya onu yapacak ya onu yapacak. İkisinden birisini yapacak. Ya ya da beni nereye götürür veya götürür buraya eylerim hocam. Peki insan kendine inanırsa zorlukları da aşar. Ssa beni nereye götürür iseye götürür bunu da eylerim hocam. Selim ödevini bitirecek veya performans notu zayıf olacak. Veya beni nereye götürür? Tikele veletlemeye götürür. Ele gitsin hocam. Peki bir insan ancak ve ancak başkalarının acısına ortak olursa insandır. Ancak ve ancak beni karşılıklı koşul eklemine götürür. Bunu da elerim. Cevap A şıkkıdır. Bu soru aile kurumuyla ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Batı toplumlarında karşımıza çıkan çekirdek aile modelinde anne, baba ve çocuklardan oluşan küçük bir birimdir bu ailenin kendisi. Bu ailede ebeveynler ne yapmıyormuş? Genellikle çocuklarını bağımsızlık ve bireysel başarı üzerinde yetiştiriyorlar ve bu doğrultuda onları destekliyorlar. Orta Doğu ve Asya ülkelerine geldiğimizde genellikle geniş aileyi görüyoruz ve bu modelde aileler genellikle ebeveynlerinin yanı sıra büyük ebeveynler, yani büyük dede, büyük anne, ondan sonra amcalar, teyzeler, kuzenler hatta akraba olmayan aile dostlarından oluşmaktadır. Bu tür aile yapılarında çocuğun dayanışma ve yardımlaşma içinde yetişmesi sağlanır. Yani iki farklı medeniyet var. İki farklı medeniyetteki aile türleri de farklı. Ailelerin değer verdiği ve yetiştirdikleri şeyler de birbirinden farklıdır. Bakalım hangisine ulaşamayız? Hangisi bu parça için söylenemez? A aile yapısı ve işlevi farklı kültürlerde değişiklik gösteriyor mu? Evet, net olarak gördük. Aile tipleri toplumdan bağımsız evrensel özellikler taşır. Her yerde, her toplumda aynı mıdır? Değildir hocam. Bak batıda farklı, Asya'da farklı, Orta Doğu'da farklıymış hocam. Peki toplumlar değişse de aile kurumuna her yerde rastlar mıyız? Rastlarız. Bu küçük aile olur, büyük aile olur, çekirdek aile olur, demokratik aile olur, anaerkil aile olur ama her toplumda görmekteyiz hocam. Peki aile tipi ne olursa olsun bu yapının toplumsal bir işlevi, bir işe yararlığı var mıdır? Vardır hocam. Doğu ve batıdaki toplumsal farklılık aileye de yansımış mı? Yansımış cevap B şıkkıdır.